Ankara'da artık yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı, iş de kalmadı. Geçim sıkıntısı yüzünden artık kendi memleketime dönmek zorunda kaldım. Çünkü en azından burada hem akrabalarım var, hem yanına gidip iş isteyebileceğim arkadaşlarım ve mecralar var. O yüzden Diyarbakır'a geldim. Bu dönemi burada atlatmayı düşünüyorum. Yani aslında bir Ankara'da bir 15-16 yıllık bir geçmişim var. Haftada 3-4 gün sahne alıyordum. Onun haricinde son dönemde pandemiden önceki süreçte bir yıllık bir Diyarbakır programım oldu. Her hafta sonları Cuma, Cumartesi program yapıp pazar günü Ankara'ya dönüyordum. İyi bir yoğunluğumuz vardı ama şu an hiçbir yoğunluğumuz yok. Bu süreçte evimize ekmek götüremedik. Bir sürü sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar tabii aileye de yansıyor. Bir süre sonra ilişkilerimiz de aile içerisindeki ilişkilerimiz de iyice yıpranmaya başladı. Aslında benim Diyarbakır'a geliş sebebim eşimden de hani ilişkimizin yıpranmasından kaynaklı, maddi sıkıntıdan kaynaklı Diyarbakır'a dönmem oldu. Ya geçmişten kalan benim Diyarbakır'da çok burada iyi bir çevrem de var aslında. Biraz da onlardan destek isteyip halk eğitim merkezlerinde dersler verebilirim, özel kurs verebilirim. Ondan sonra belediyedeki etkinliklere katılabilirim dışarıdan. Bu süreci böyle tamamlamayı düşünüyorum. Ta ki müzikler açılana kadar, işimize dönene kadar. Yani Türkiye'de hakikaten müzik yapmak da sanat yapmak da çok zor. Yani neredeyse bütün sanatçılar artık dibe vurmuş şekilde, yani ya bir tarafa dönük olacak sırtın, onlara bağlı olacaksın, onlarla beraber iş yapacaksın ki sana imkan sağlasınlar. Ama aksi takdirde kendi sanatını icra ettiğin zaman ya da muhalif olduğun zaman hiçbir şey yapamıyorsun.